Ünlü tiyatro ve sinema sanatçıları Yakındoğu Üniversitesi'nde. Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tiyatro ve sinemanın ünlü oyuncuları Füsun Kotak ve Murat Atak konuşmacı olarak bir panele katıldı. Panelde tiyatro, sinema ve dizi film oyunculuğu üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Amfi'de düzenlenen söyleşide son yıllarda geniş kitlelerce izlenen televizyon dizileri ve Türk tiyatrosundaki gelişmeler konusunda konukların görüşlerine yer verildi. Çok iyi sanatçılarımız, ustalarımız, abilerimiz. Alaydan yetişmiş olanların içinde dahi çok ustalar var. İlla okullu olması şart değil. 2008 yılından beri Yakındoğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi tiyatro bölümünde öğretim görevlisi olan ve ses konuşma oyunculuk dersleri vermekte olan oyuncu Murat Atak, yapılan söyleşide İletişim Fakültesi öğrencilerinin iletişim kurmaya daha aktif olması gerektiğini belirterek, yapılan söyleşilerin daha sıklıkla gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti. Düşünür diyor ki, ve aslan geyik yediği zaman boynuzları çıkmaz. Tavşan yediği zaman dişleri uzamaz. Efendim, eşek yediği zaman anırmaya başlamaz. Zebra yediği zaman derisinde çizgiler oluşmaz. Ne olur? Aslan daha aslan olur. Oyuncu Murat Atak söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak oyunculuk kariyeri hakkındaki tecrübelerini de paylaştı. Yıllarca sektörün içindesiniz fakat sizi Kurtlar Vadisi'ndeki rolünüzle tanıdık biz. Evet. Sizce bu ülkemizde tiyatroya verilen değerin ölçütünü göstermiyor mu hocam? Çok haklısınız, çok teşekkür ederim. Ankara'da olanlar bilirler, Şinasi sahnesi en merkezi sahnelerden biridir. Ben birçok sahnede birçok rol aldım ama tam Tunalı İlmi Caddesi'nin artık göbeği sayılır, o Tunus'un sonudur. Orada 3 saat başrol oynarsınız. Matine suare arasında hemen yanında bir kafeterya vardır onun orada, bir ya da pastane vardır. Oraya gidersiniz, orada bir tane insan size dönüp bakmaz. Aa, bu deminki oyundaki başroldeki adam değil mi filan diye yanıma gelip hiç fotoğraf çektirtmek isteyen olmadı. En basitini söyleyeyim size. Burada havaalanında Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indiğimde hani kapıda birilerini karşılamak için bekleyen insanlar oluyor ya. Beni görünce alkışlamaya başladılar. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Ne oluyoruz acaba diye. Murat Atak ile söyleşiye katılan oyuncu Füsun Kotak, yaptığı dizileri ve canlandırdığı karakterler üzerine durarak oyunculuk deneyimi sürecinde var olan sorunlara değindi. Önce bu oyunculuk tekniği açısından hep bu tartışılır. İşte tiyatroda, sinemada, televizyonda nasıldır diye. Benim kendi adıma söyleyebileceğim aslında tek bir oyunculuk var. Teknikte bazı değişiklikler oluyor. Bu oyuncunun tamamen algısına, kapasitesine, zekasına göre biçimlenen bir şey. Yani televizyon oyunculuğu için çok özel ayrı bir şey yapmıyorsunuz. Tiyatro için de yapmıyorsunuz. Yani özellikle tiyatro bölümünden yetişmiş bir oyuncu hepsini çok kısa sürede algılayıp başarabilecek kapasitededir. Ama tiyatro eğitimi almamış bir oyuncu, yani alaylı ya da okullu fark etmez. Okul tabii ki hayatımızı, yani sahne üstündeyken çok kolaylaştıran bir şey ama alaylı olarak iyi yetişmiş de çok iyi oyuncular var. Muhakkak. Önemli olan o tekniği algılayabilmek. Ama çok büyük değişiklikler yok. Oyunculuk tek yani aslında. Yakında üniversitesinin beğendiğini de cümlelerinde ekleyen Füsun Kotak, bu gibi söyleşilerin üniversitede olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.